bir yarışma programımızda olan İbrahim Soruyor'a hoş geldiniz arkadaşlar. İlk konuğumuzun alkışlarla yerini alıyoruz. Öncelikle adınız nedir? Adını sordum, zor bir sorun değil. Efendim, heyecan var, o yüzden konuşamadım. Adım Erhan. Bilgisayarı kurcalamayalım, orada sorular gözüküyor sadece. Soyadınız nedir? Soyadım Yılmaz oldu. Nerede yaşıyorsunuz? Dünyada herhalde. Evet, Türkiye'de yaşıyorum efendim. Ben Türkiye'nin neresinde yaşıyorum? Sonra söylerim sana ya. Oğlum ne sonrası, söylesek nerede yaşıyorsun? Kafam karıştı efendim, bunları sonra söyleyeyim. Sanki çok zor bir soru sorduk ya, sabır ya. Peki ne iş yapıyorsunuz? Serbest çalışıyorum. Ne gibi serbestlik bu? Çok serbest efendim. Nasıl serbest? Ya böyle bırakayım, serbest, ne halin varsa görün. Neyse, seninle uğraşamam, ben sorulara geçiyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? A. Ankara. B. İzmir. C. Adana. D. Bergama. Bir daha söyler misiniz? Tabii. Türkiye'nin başkenti neresidir? A. Ankara. B. İzmir. C. Adana. D. Bergama. Türkiye'nin başkenti, efendim, Türkiye. Türkiye'nin başkenti, bir daha okur musun Türkiye'nin başkenti? İkinci yani. Okuyuşum bak. Tamam. Türkiye'nin başkenti neresidir? A. Ankara. B. İzmir. C. Adana. D. Bergama. Önünüzde de yazıyor Şirvan. C. Ankara. D. Adana. Adana kurması olamaz. Başka neydi efendim? Ya sabır. Bergama. Evet. C. İzmir. Bak, A. Ankara. B. İzmir. C. Adana. D. Bergama. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Oğlum ilk sorudayız, deli etme beni. İlk soruda jokerlerimi kullanmak istiyorum. Bu yarışmada joker yok. Yok bu yarışma. Ankara'nın başkenti neresidir? Ha, Türkiye'nin değil mi? Türkiye'nin başkenti neresidir? Türkiye'nin başkenti... Bergama çok yakın geliyor bana. Ben çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Oğlum hadi git şuradan. Bir tane cevap ver hadi. C. Bergama. Bildi. D. Bergama son kararı. Evet, öyle Bergama. Alın bunu buradan ya. Ne gülüyorsun lan? Bergama. Bergama. Yanlış cevap. Asıl sağlık olsun efendim. İkinci soruya geçiyoruz. İnşallah bunu cevaplarsın. Geçelim. Çok basit bir soru soracağım sana. Bu soruyu bileceğim. İnşallah. Ama çok basit sorarsan zorlanabilirim. Çok basit sorarsan zorlanacaksın. Evet. Zor sorursan ne yapacaksın? Zor sorursan kafa var herhalde, bilirim ya. İnşallah, olduğuna emin değilim. Yarışmaya şapkala neden geliyorsun sen ya? Buraya silahla, tüfekle, bıçakla girmek de serbestmiş. Ben şapka... Çok mu güneşliydi ama? Bir sorun varmış. O yüzden sorun olmazmış. Gelebilirsiniz dediler. Ben geldim. Neyse, bununla muhabbet etmeye dahi gelmiyor. Ben soruya geçiyorum. Hı. İ ile başlayan bir tane şiirimiz. A. İzmir. B. İstanbul. C. İzmir. D. Kınık. İ ile başlayan bir şehir. Bir şehir. Aynen, Türkiye'de bulunan İ ile başlayan
bir adet şiir. Ama siz de ağır yani zor sorular soruyorsunuz ki bize. Lan bu mu zor? Basit sorular sorun. İ ile başlayan, Türkiye'de bulunan bir şehir söyledim ya. Türkiye'de işler kötü gidiyor efendim. Gayet şu anda iş güç uğraşıyoruz Türkiye'de. Oğlum ne anlatıyorsun sen? İ ile başlayan, Türkiye'de bulunan bir adet şehrimizi söylemeni istiyorum senden. Çok basit bir soru. Evet. Şıkları sayıyorum. Tamam. A. İzmir. B. İstanbul. C. İzmit. D. Kınık. Hangisi olabilir acaba bunlarda? İ ile başlayan herhangi bir şehri kabul ediyoruz. İsim olur mu? Erkek, bayan ismi olur mu mesela? İ ile başlıyorsa ona da kabul lan. İ ile başlıyor değil mi? Aynen. Benim adım ne? İbo. Ben neyle başlıyor benim baş harfim? Şimdi şöyle bir şey var efendim. Türkiye'de işte karışık. Kafam da karışık. O yüzden Joker hakkımı kullanmak istemiyorum. Yani telefon hakkımı kullanmak istemiyorum. Oğlum bu yarışmada Joker telefon yok yok. Ama bana var dediler. Kim dedi oğlum, yarışmalarımı karıştırdın. Efendim ben Joker hakkımı illaki kullanmak istiyorum, telefonla konuşacağım. Tamam lan sen bu soruyu bil, ben sana var ya. Mehmet abiyi aramak istiyorum ben. Hangi Joker'ını kullanacaksın? Arama. Arama hakkımı kullanmak istiyorum. Kontrolün var mı? Kontrolüm var. Var kontrolüm mü? Benim kontrolüm yok. Sende varsa ben arayayım. Yaz buraya numarayı al. Alo. Alo Mehmet abi. Sen misin? Ha hey neredesin? Ya. Kahvedesin ha. Sen benim parayı ne zaman göndereceksin abi? Ne zaman? Yok, sen benim numarayı... Ver tamam, bunlar benim numarayı tanırlar diye ben senin numaradan aradım bunu. Oğlum ben şu, ne anlatıyorsun? Soruyu sor, soruyu. Ha, soruyu sorayım ben sana. Parayı ne zaman vereceksin? 500 lirayı. Ne zaman vereceksin? Pazartesi günü. Tamam. Ya ver şu telefon. Ver. Pazar günü telefon. Oğlum ne anlatıyorsun sen? Yarışmadayız. Yarışmada borcunu istemek için benim telefondan mı arıyorsun? Söylesene bana yarışmada olduğumuzu da arayayım adamı söyleyeyim. Adamı aradım da söyleyeyim demiş. Canlı yayında yarışma programında dayak yiyen ilk insan olmak istiyor musun? Efendim olmak istemiyorum. O zaman şu sorunun cevabını söyle bana. C'leri söyler misin? Şıkları tekrar mı okuyayım? Ya sabır bismillah. İ ile başlayan, Türkiye'de bulunan herhangi bir şehrimiz hangisidir? A. İzmir. B. İstanbul. C. İzmit. D. Kınık. Acaba hangisi ya İ ile başlayan şehir? Adana. Oğlum senin... Seni buraya sayılar mı yolladılar lan? Bela mısın oğlum Adana sen? Değil mi? Şıklarda Adana var mı oğlum? Şimdi şıklarda... Şıkları konuşursak... Çok şık vardır. Çeşitli şıklar vardır. Ben şıkkımı kullanmak istiyorum. Hocam ben istifa edebiliyor muyum? Vallahi bak.
Deli midir nedir bunu yolladınız buraya? Ben istifa etmek istiyorum ya. Şıklar ne? Şıklar A. İzmir, B. İstanbul, C. İzmir, D. Kınık. Şıklar ne? Şıklar son kararım ha. Son kararım şıklar. Oğlum kalk git buradan, sopa mopla yok mu ya? Efendim şıklar. Mesela çeşitli şıklar vardır. Değişebiliyor şıklar. Ya bir de biliyormuş gibi an oğlum bak. Neyse bu pahalı. C şıkkı kım. Son kararı. Son kararı. Kaç siktir kaç siktir git oğlum burada. Yanlış cevap. Sana bir tane en basit soruyu soracağım. Tamam mı? Sağ ol olsun. Sağ ol bak. Bu soruyu inşallah bilirsin yarabbim. Tamam. Çok basit bak. Evet. Kuracağım ama bilgisayara. Ekrana baktığından da emin değilim. Tamam. Ne izliyorsan orada? Film. Ne filmi diye sormayacağım. Tövbe estağfurullah. Sorumuzu geliyor. Sor. Alfabede A'da pas. Pas. Bir soruyu okuyaydın. Oku. Allah. Şaka mısın oğlum sen? Tamam. Oku pasımı. Şey şıkkımı. Oğlum bak ben cezaevine girmek istemiyorum. Delirttirme beni burada. Alfabede A'dan sonra gelen ilk harf nedir? A, B, B, C, C, D, D, A. A, B, C, B, A. Alfabeyi biliyor musun? A'la Ş'le karışıktır. Pas. Alfabeyi biliyor musun? Pas demek istiyorum ben. Son kararın mı? Kararım kesindir. Ben pas demek istiyorum. Oğlum bunu bana sayıla mı yolladınız? Yönetmen insan yok mu burada? İlk yarışmada istifa edip gideceğim vallahi billahi. Ben pasımı kullanmak istiyorum. Ben şimdi maç oynadığım zaman normalde pas vermem. O yüzden arkadaşlarıma buradan pas vermediğim için özür diliyorum. Orada pas veremediğim için burada pas demek istiyorum. Çünkü pas. Pasımı aldım. Oğlum ne anlatıyorsun? Pas. Pas diyorum. Şut çekmiyorum. Pas veriyorum. Pas diyorum. Sen çok zor sorular soruyorsun. Ben sorularında çok zorlanıyorum efendim. Başka yerlerde müzik dinletiyorlar. Müzik kulağım çok iyidir. Ben müzik dinlemek istiyorum ve bilmek istiyorum sorularımı. Ben de 1 trilyon alıp gitmek istiyorum. 1 trilyon alacağım. Evet. Daha konuşamıyorum lan. Ne dediğini biliyor musun? Kaç yaşında konuşmaya başladın sen? 1 yaşında konuştum efendim. 1 yaşında konuştum. 6 aylıkken koşturmaya başladım. Allah. Daha şimdi konuşamıyordun ya. 7 aylıkken de gitar çalmaya başladım ben. Gitar çalmaya başladım. Sana tamam lan müzikli soru soracağım. Sorun efendim. Sorumuz geliyor. Gelsin. Bağlarını söylüyor. Şarkıyı bir daha dinleyebilir miyiz? Abi. Ankara'nın bağlarda
şarkıda geçin, dinlediğiniz şarkıda geçin, nerenin bağları olduğunu söylüyor. Efendim bağlar değişikti. Bağlar bizim bağlarımızdır. Nerenin bağları? Bizim orada bağlar çok. Çeşitli bağlar vardır. Sizin oraları nereleri? Bizim oraları Bergama, Kınım. Bizim efendim Kınım'ın bağları. Bence bu adam Kınım'ın bağlarını demek istiyor. Şarkıyı bir daha dinlemek ister misiniz? Şarkıyı bir daha dinleyin, çok hoşuma gitti. Lan oğlum ağzına vurun bak. Efendim ben şarkıyı bir daha dinlemek istiyorum. Müzik kulağı çok iyidir. Baştan açıyorum. Evet. Oğlum bak beni katil etme. İlk yarışmam bu benim. İstifa etmeye zorlama beni. Efendim ben soruyu tekrar sorabilir misiniz? Biraz önce dinlediğiniz şarkılar nerenin bağlarından bahsediyor? Bergama'nın bağlarından bahsediyor. Evet. Oğlum senin o bağların üstünü çıkartın. Peki bağlar şıkkı ne? Mesela hangi bağların şıkkı? Tamam lan şık da koyacağım sana. Tamam şıkkımızı da koyalım. A Ankara'nın bağları, B İzmir'in bağları, C Adana'nın bağları, D Kınık'ın bağları. Adana'nın bağları çok yakın geliyor. Çünkü orada bağ üzümler çok olduğu için biz oraya üzüm toplamaya da gittik. Bağlar vardı. Erik vardı efendim. Limon vardı. Oğlum o karpuzu bağlar. Senin alıp Adana karpuzları vardır, çeşitli çeşitli. Senin karpuza benziyor mu? Çizgili çizgili karpuzlar vardır. Çeşitli karpuzlarımız vardır. Var. Cevap ver, cevap ne anlatıyorsun? Pas demek istiyorum. Çünkü arkadaşlarıma hiç maçta pas vermediğim için pas vermek istiyorum. Tamam bunu da geçiyoruz, bak. Çıldıracağım. Şimdi ben buradan para alır mıyım efendim? Para. Vereceğim sana. Sana bir şarkı daha soracağım. Evet. Dinleteceğim. Bu şarkıyı söyleyenin ismini bilirsen sana aylık bağlatacağım. Bana aylık mı bağlatacaksın? Vallahi bağlatacağım. Billahi bağlatacağım sana. Aylık. Ne aylık? Engelli aylık. Allah'ım. Nasıl yarışmacıya kaldık biz ya. Allah'ım. Tamam. Dinlerim. Açıyorum şarkıyı. Efendim ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Rakı almaya gidiyorum efendim. Oğlum saçmalama yarıştayız, yarışmadayız. Ha. Şu an dinlemekte olduğunuz şarkıyı kim söylüyor? Neşet Ertaş'ın Cahil'in Dünya'yı Rengine Kandı adlı şarkıyı hangi sanatçımız söylüyor? Ben söylüyorum. Oğlum. Efendim bunu ben de söylüyorum. Şarkıyı bir daha dinleyebilir miyim? Aşkı sana. Damara bağladın da ben bugün. Ben de söylüyorum diyor. Efendim iyi misiniz? Şekerim. Şeker vereyim mi? Oğlum kalk git bak buradan edin. Belaya sokma. Şarkıyı bir daha dinlemek istiyor musun? Şarkıyı bir daha dinlemek istiyorum. Varsa bir kasada bir abi. Oğlum bak bak senin gırtlakların bak. Tamam efendim sorabilirsiniz. Bu sefer tıkır tıkır cevabını vereceğim. Bak son kez dinletiyorum şarkıyı. Tamam. Sonra da şıkları sayacağım bak beni katil etme. Şıkkı ne? Tövbe ya. Anaç. Hadi bak.
Şıklarını biliyor musun? Şıkları bilmiyorum. Ya ne yapıyorsun? Kapatma, kapatma. Ha. Milyonluk ekran onlar bilgisayar. Ha. Neşet Ertaş'ın Cahildim Dünyanın Rengine Kandım şarkısını hangi sanatçımız söylüyor? Bir daha dinleyelim. Dinleyemezsin. Pas. Pas yok bunda. Bitti, pas hakkımız bitti. Efendim pas değil ki, arkadaşlarım gönlünü alayım. Bak arkadaşlarının... Saygılı anlattırma bana arkadaşlar. Tamam neyse. Şut. Oğlum bak. Voley. Bildiğim tüm şeyleri sayacağım değil mi? Sayayım. Ankara'nın paralarını değil mi? Oğlum bak beni katil etme. Neşet Ertaş'ın Cahildim Dünyanın Rengine Kandım adlı şarkıyı hangi sanatçımız söylüyor? A. Neşet Ertaş. B. Cemil İpekçi. C. Kuşum Aydın. D. Kerim Can Durmaz. Soru cevabın içinde gizli. İşte cevabın içinde soru gizli. Kerim Can Durmaz çok yakın geliyor. O böyle şarkılar mı söylüyor? Kerimcan. Saz alıp çalıyor mu Kerimcan? Kerimcan. Ve Cemil İpekçi çok yakın geliyor. Bu saydığımız sanatçılar hangi şarkıları söylüyor? Bunlar böyle damar şarkılar söylüyor efendim. Ne gibi? İşte böyle bu tür şarkılar. Mesela söylüyor. Bak Kerimcan Durmaz'ın Vur Bana adlı şarkısı var, biliyor musun? Vur Bana. Evet. Çok güzel bir şarkı, dinledin mi? Vurdurayım mı? Vur Bana. Yasın. O da damar mı? Damar. Damarlı. Nasıl yarışmacı oldu? Cemil İpekçi. C'de Kuşum Aydın var. C. Kuşum Aydın. Şıkları bir daha okuyacağım bak. Beni şıkları ne? Şıkları söyle. A. Neşet Ertaş. B. Cemil İpekçi. C. Kuşum Aydın. D. Kerim Can Durmaz. Ben. D. Kerim Can Durmaz. Evet. Bak. Neşet Ertaş'ın Cahildim Dünyanın Rengine Kandım adlı şarkıyı kim söylüyordur ya? A. Neşet Ertaş, B. Cemil İpekçi, C. Kuşum Aydın, D. Kerimcan Durmaz. Acaba hangisi ya? Bir keresinde Neşet Ertaş olamaz. Kuşum Aydın olamaz. Cemil İpekçi ne? Kerimcan Durmaz arasında gidip geleyim. İnşallah onların arasında kalırsın da. Cevap vereceğim mi bugün? Kerimcan Durmaz neydi? D. D. Kerimcan Durmaz son karar. Sopa mopa da yok. Sandalyede vurayım kafama. Oğlum bak çıldırtma beni. Ne deyin efendim? Ya hadi bak. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Bana da böyle çok zor sorular soruyorsunuz. Ben soruları çözerim. Bunlar zor mu lan? Ama siz deminki yarışmacıya çok basit sorular sordunuz. Adam takır tıkır sordu gitti. Bana da öyle sorun. Adama ne sordun biliyor musun? Gelecek 100 yıl içinde tüm kadınlardan kaç tane kız çocuğu doğar diye hesaplamasını sordu. Bu mu basitti? Basit. 3. Bunda ne var? Sana çok basit bir soru soracağım. Ver lan kimliğini. Kimliğini çıkar, kimliğini. Kimliğini ver.
Oğlum daha yeni kimliği daha geçmedin mi? Savaştan çıktı kimlik. Kaçarken düşürmüşüm de. Bakın. Bu kimlikte doğum yeriniz Bergama yazıyor. Tamam mı? Evet. Şimdi. Sen bu soruyu bil. Ben sana tek soruya 100 bin lira para vereceğim. Tamam. 100 bin lira. 100 milyar. 100 milyar. Bir de aylık bağlayacağım lan üstüne. Bil yeter ki. Tamam verin parayı bile. İlk soruyu bil vereceğim. Tamam. Bak burada ne yazıyor? Doğum yeri Bergama yazıyor. Tamam mı? Doğum yeri Bergama. Hiç umudum yok ama soracağım. Doğduğun şehir neresidir? A. Kınık, B. İzmir, C. Soma, D. Bergama. Çok mu zor oldu ya? Beyni yandı ya. Beyni yandı adam. Bir daha söyler misin ışıkları? Bak. Kimlikte doğum yerin Bergama yazıyor. Okumayı biliyor musun sen? Ha. Ha? Evet. Seni okutan hocanın... Efendim? Neyse bak bir daha soruyorum. Doğduğun il, ilçe, şehir neresidir? A. Kınık. B. İzmir. C. Soma. D. Bergama. Senin doğduğun yeri soruyorum. Soma yakın gelin. Soma çok yakın efendim. Biniyorsun. 15 dakikada Soma'dasın. Ben Soma diyorum. Son karar. Parayı alayım. Ben bildim. Parayı alayım. Sen ben sana bildireceğim mi? Oğlum doğduğun yer Bergama dedik ya sana. Neresi diye sorduk ya. Acaba sorunun içinde olabilir mi acaba? Son mu? Son kararın mı? Son kararım bildim. Soma. Al bak bildin. Soma. Mahallelerinde de bilsinler seni Soma'nın. Olsun. Siz çok sinirlisiniz. Ben de heyecana karayım. Soruları bilemem. Bak sana çok basit bir soru soracağım. Al kimliğini de. Sok bunu bir yerine. Tamam. Çok basit bir soru soracağım sana. Çok basit bak. Hatta soru bile değil bu. Tamam mı bak? Tamam ben bittiyse gidiyorum. Kutu buraya ağzına vurun bak. Çok basit. Ben sana bugün bu parayı vereceğim abi. Harbiden vereceğim bak. Gitar nasıl tutulur? Gitar böyle tutulur. Gitar nasıl tutulur? Al bakayım. Bu gitarı sen doğru düzgün tut. Sana vereceğim istediğin parayı. Gitar öyle mi tutuluyor? Havaya kalkabilirsin sen. Gitar öyle mi tutuluyor? Arkadaşlar bu yarışmamızın daha sonuna geldik. Kendinizi bu yarışmanın sonunda Einstein sanabilirsiniz. Ben istifa et... Sen gene mi geldin? Ben istifa etmeye gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.